Arkadaşlar merhaba, ben Murat. Türkiye Karacabey Bakırköy'den hepinize selamlar. Bugün pazartesi, sabah daha yeni kalktık, yarım saat evvelsi kalktım. Saat şu anda burada, Türkiye'de 7.30 arkadaşlar. Biliyorsunuz dün pazar sabahleyin erken geldim, saat 5.30'da geldim. 5-5.30 sıraları geldim. Yolculuk için size biraz bilgiler vermek istiyorum. Çünkü çok sordunuz, haklısınız bu konuda. Bu yola çıkana kadar tabii insan çok heyecanlı oluyor. Ney nasıl olacak? Bu da normal bir şey. Ne kadar bilgi versem de bu böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz ben cuma günü öğlenden sonra saat 3'e 20 kala gibi benim evimden çıktım. Avusturya sınırına St. Margaret'in Bregenz'e doğru yol almaya başladım. Oraya Avusturya'ya girmeden evvel kısa bir video yapıp yoluma devam ettim. İlk önce İsviçre'den Avusturya'ya, Avusturya'dan Almanya'ya, Münih üzeri Salzburg'a doğru devam ettim. Bu İsviçre'den Avusturya'ya, Avusturya'dan Almanya'ya sınırlarda hiç durmadan kontrol yok, bir şey yok. İnsan bile görmedim, doğru dürüst içeride oturuyorlardı. Geçtim. Münih'e giderken, tabii cuma akşamına denk geldiği için arkadaşlar, biraz iş kolonuna, stavuna, Almanca denk geldim. Ama gene fena değil, yani iyi bir şekilde yol alabildim. Salzburg sınırına gelince, Almanya'dan Avusturya'ya geçerken, değerli arkadaşım, bizimle gezenler Orhan Yılmaz ve ailesinden anlaşmıştık. Bu yolu beraber gidelim diye orada onları bekledim. Onlar da saat yalan olmasın 10 gibiydi galiba oraya geldiler. Ondan sonra oradan beraber yol almaya başladık. Avusturya'ya geçtik. Gene sıkıntısız geçtik. Gene bir kontrol yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sınır olduğu bile doğru düz belli değil. Villach, Karavanken tüneller üzerinden Slovenya, Ljubljana'ya doğru yol almaya başladık arkadaşlar. İlk tüneli çok güzel geçtik. Beklemeden geçtik. Devamlı fazla trafik yoktu, bir şey yoktu. Karavanken Hoteli'ne yaklaşırken navigasyondan haber geldi. Kolon var diye. Bir yarım saat beklemeniz lazım diye haber geldi. Tabii geri dönemeyiz, mecbur devam. Karavanken Hoteli'nin, Karavanken Tünel'in başlangıcında durduk. Önümüzde bilmiyorum belki 3-400 tane araba vardı. Neden durduğumuzu daha hala bilmiyorum. Tünelin içinde kaza da yoktu, bir şey yoktu. Belki olmuştu, biz gelene kadar arabaları çektiler. Bir şey göremedik. Yalnız ne kadar bekledik ya? Bayağı bir bekledik. 1,5 saat falan kaybettik orada. Bekleyen arabalar çoğaldı. Artık insanlar inmeye başladı. Yürüyerek gidip bakmaya başladılar. Geri geldiler. Ama 1,5 saat sonra birden aniden yürümeye başladı. Karavanken tünelini de geçtik. Ondan sonra zaten Slovenya başlıyor. Slovenya'ya girdikten sonra virajlar da yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Ondan sonra efendim yollar süper oldu. Dümdüz. Yani benim içim de rahatladı. Geceydi. Slovenya'ya girdiğimizde geceydi. Ara sıra uyku bir araştırma yaptı. Ama devamlı 3-400 kilometrede bir durup ya benzin alıp ya bir tuvalet paydosu yapıp yolumuzu devam ettik arkadaşlar. Slovenya'ya girerken de polisler huduttaydı, sınırdaydı ve arabaların içine bakıyordu ve nasıl diyeyim, gözüne çaktırmadıysa herhalde çekiyorlardı kenara arabaları. Bizi durdurmadılar. Biz sıkıntısız geçtik. Sınırı da çok güzel geçtik. Slovenya, Hırvatistan sınırına gelince orada da fazla araba yoktu. Biraz bekledikten sonra bizim de tabii orada her arabanın, her kişisinin pasaportunu kontrol ediyorlardı.
Bu normal bir şeydir arkadaşlar. Hırvatistan'a girdikten sonra yine güzel yol aldık. Sırbistan'a geldik. Orhan arkadaşım ailesinden önümden gidiyordu. Onlar geçti. Bana gelince Sırp dedi, çek kardeşim. Dedim herhalde soracaklar mı olacaklar. Şöyle numaradan bir arama yapacaklar. Kenara çektim. Ondan sonra başka bir polis geldi. Yok yok dedi. Şurada büyük bir masa var dedi. Onun önüne çek dedi. Gittim onun önüne çektim. İndim. İlk önce sordular, soruşturdular. İki kişi Almanca olarak sordular. Ne var dedim. Bir şey yok. Ve yoktu zaten. Çikolata var dedim. Para var mı? Altın var mı? Ne kadar para var yanında? Tabanca var mı? Silah var mı? Esrar var mı? Sordular, sordular. Parayı sordular. İki kere gösterdim. Bu dedim. Hepsi bu. Bundan fazla yok. Üstümü aradılar. Bütün arabayı boşalttırdılar. Komple. Yedek lastik bile vardı. Onu bile indirttirdiler. Hatta altı, arka koltuğun dayanma yerini bile, o benim arabada sökülüyor. Onları bile indirttirdiler. Onları bile araştırdılar. Didim 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 araştırdılar. Bayağı bir zaman kaybettim. Bir saat falan beni aradılar. Ondan sonra bir şey bulamayınca gülümseyerek devam edebilirsin dediler. Yalnız bir saat kaybettim orada. Ondan sonra her şeyimi doldurdum. Sırbistan'ı da güzel geçtik. Orhan arkadaşım ileride bekliyordu. Yollar iyiydi. Fazla trafik yoktu. Güzel bir yolculuk oldu. Bulgar'a geldik. Bulgar'da Avrupa'dan, Almanya'dan bildiğiniz formül var. Birkaç kere bu konuyu konuştuk. Covid-19 olmadığına dahil doldurduğunuz formülü. Arkadaşlar evde doldurun, şu tarihte gireceğim, ismim bu, telefon numaram bu, e-mail adresini soruyorlar. Ne sebeple gidiyorsunuz? Hem Türkçe hem Bulgarca var bu formülü doldurmak, bu belgeyi doldurmak. Hatta Facebook sayfalarında, Sıla Yolu Facebook sayfalarında bu belgeyi bakıp da evde kendiniz drukka yapıp, yani basıp kağıda bunu doldurabilirsiniz. Hazırlıklı gelin. Daha çabuk geçiliyor. Yoksa herkes teker teker bu formülü doldurdu mu sıra çok büyük oluyor. Bulgar sınırında biz geldiğimizde çok şansımız vardı. Çok az insan vardı. Arkadaşlar çok güzel geçtik. Türkiye'mize geldik. Türkiye'de dezenfeksiyon yapıyorlar. Bir maske veriyorlar. Ondan sonra ufak şöyle bir şişenin içinde hediyelik dezenfeksiyon ilacı veriyor. Buna 3 euro alıyor. Ben şimdiye kadar Bulgaristan'da o boklu suya üstüne atıyorlar ya böyle arabanın, ona 4 euro veriyordum. Arabamı pisletiyorlardı. Ama bizim vatanımız çok güzel bir sistem yapmış. Yani güzel bir buharla böyle dezinfeksiyon yapıyor. Ben 3 euroyu verdim, bir de helal olsun size kardeşim dedim. Ve vatanıma girdiğimde çok sevinçliydim, çok gururluydum. Ben vatanımı çok seven bir insanım. Şu anda köyümdeyim. Evin terasına yukarı çıktım. Biraz burası, biraz yalnız kalabilmek için bu videoyu size yapabilmek için arkadaşlar. Edirne'den kapıdan para bozdurdum. Ondan sonra bir hediyelik aldım orada shop'tan. Orhan arkadaşım da hiç fazla beklemeden devam edelim Murat dedi. Orada da fazla beklemedik. Hep aynı şeyler, pasaportu göster. Araba kağıdı Türkiye'ye girdiği için plakası filan. Aceleden bir kontrol. Her arabayı durduruyorlar. Arkasına bir bakıyor, soruyor ne var? Televizyon var mı? Bu arabanın neresine televizyon koyacaksın ki? Yok kardeşim, çikolata var. Şöyle böyle. Oradan da efendime söyleyeyim, güzel, hızlı bir şekilde geçtik. Ondan sonra Edirne'ye ciğer yemeğe gittik. Edirne'nin ciğeri meşhurdur. Tam sentrumda. Şimdi aklıma gelmiyor ismi. Hemen caminin yanında Kral Bey ciğerci var. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses. Böyle insanlar orada ciğer yemiş. Güzelce karnımızı doyurduk. Ben zaten cumartesi günü heyecandan çikolatadan fazla bir şey yiyemedim. Günü çikolata ele geçirdim. Ciğer çok iyi geldi. Ondan sonra Orhan arkadaşım ve ailesinden ayrıldım. Onlar İstanbul üzerinden evlerine doğru gitti. Ben de Çanakkale tarafından geldim bu sefer. Çok güzel geldim. Gemiyle öbür tarafa geçtim. Bu da yarım saatlik bir şey bile tutmadı yani doğru dürüst.
Ondan sonra gece oldu arkadaşlar. Saat 12-12.30 gibi artık anladım. Pillerim bitti. Bir köye girdim. Baktım insanlar uyumuş, sakin, ufak bir köydü. Bir arabanın arkasına park ettim. Koltuğu arkaya çektim. Saat 3'ü çeyrek kalaya kadar uyumuşum. Ondan sonra kalktım, yoluma devam ettim. Bir benzinlik, Shell benzinlikte durdum. Açıklardı, tuvaletleri vardı, çok temiz. Tuvalete gittim, lavaboda elimi yüzümü yıkadım. Orada iki tane kahve içtim. Sağ olsun kardeşim Yasemin yazdı, abi nerelerdesin, ben uyanıkım, geliyorsan gel. Ondan sonra yazdım, kardeşim geliyorum. Ve kaçtı ya saat buraya geldiğimde? 5.30 gibi buralardaydım. Evet, 5.30'da buraya geldim. Dün hiç uyumadım geldikten sonra. Bir duş aldım, üstümü başımı değiştirdim. Tabii sevinç çok büyük. Anneyi, babayı, tanıdıkları gördüm. Şu anda köydeyim. Çok güzel burası. Yani yaşanacak yer. Ben seviyorum. Dün burada bir kahveye falan uğradım. Buralarda benim çocukluğum da geçti biraz. Bakkal sahibi olan zaten çocukluk arkadaşım. Kahve sahibi, bunlar hep benim çocuk arkadaşlarım. Hepimiz aynı yaştayız aşağı yukarı. Onlara hediyeler getirdim, onları verdim, bir çay içtim, köylülerle biraz muhabbet ettim. Muhabbetleri bile bunun, yani bunların çok çok benim hoşuma gittiği için, kral insanlar, ben seviyorum gerçekten. Evet arkadaşlar, yolculuk böyle geçti, çok güzel geçti. Bana sorarsanız abi gidelim mi? Ben derim gidin. Yani ben hiç zorluk çekmedim. Tabii bunun geri dönüşü var, sınırlar kapanır, bu konuları da biliyoruz. İnşallah olmaz. Ben zaten fazla kalmayacağım, topu topu 2 hafta geri dönüşle beraber. Ben devamlı böyle geliyorum. 3 kere geldiğim için Türkiye'ye, 2 kere Antalya tarafına gidiyorum hanımla. 1 kere de buraya geliyorum 2 haftalığına kendi insanlarımı görebilmek için. Ve 2 hafta bana yetiyor arkadaşlar. Çünkü çok intensif köyde insanlarımın yanında olduğu için yetiyor. Fazla gezmiyorum. Pardon. Bu sefer yeğenim var Muğla'da, ona söz verdim. 2 günlüğüne de ona gideceğim, onu ziyaret edeceğim. Muğla'yı da bir görmüş olacağım. Yeğenimi de çok fazla görmedim yurt dışında tanıştığımız için. Onu da biraz çok sevinçliyim göreceğim için. 2-3 gün beraber geçireceğiz, intensif geçireceğiz. Birbirimizi daha iyi tanırız bu arada. Evet arkadaşlar, söylenecek bir şey yok. Size şöyle biraz köyümü göstereyim. Bu arka taraflarda... Şöyle arka taraflarda, buralarda hep tarlalar var. Bu sene her türlü şeyler ekmişler. Domates, biber, her şey, karpuz. Böyle görüyorsunuz, burası bizim köy arkadaşlar. Şimdi terastayım ben, şöyle biraz arkaya da gideyim. Şöyle görüyorsunuz, burası bizim bahçe. Bu tarafta biraz güneş var, belki güzel çekmeyecek ama bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, cami var. Caminin yanında çay içilen kahve var orada, bahçeli falan, çok güzel. Dükkan var, bakkal, köy bakkalı var. Ve görüyorsunuz hep yeşillik, arka taraflarda tarlalar var. Burası bizim evin en üstü. Bizim evin en üstü. Terasa çıktım hem size buralarını göstermek için. Ve bakın, yani buranın evleri filan hep aynı. Evet arkadaşlar, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle biraz gölgeye gideyim. Hoşunuza gittiyse abone olun arkadaşlar, beni sevindirirsiniz. Gurur duyuyorum gerçekten, abonementlerim yükseldi. Çok güzel bir şey. Biliyorsunuz bu YouTube 3 ay falan oldu ben başlayalım. Arkadaşlar yarın Muğla'ya gideceğim. Oraya giderken de, gittiğim zaman da artık nasıl olacak bilmiyorum ama size videolarla döneceğim. Oraları falan çekeceğim. Nasıl geçti yolculuk falan, bunlarla size haber vereceğim. Ve tabii geri dönerken yine kısa kısa video yapıp, ben buraya gelirken kısa kısa devamlı hudutlardan falan yaptım. Ama burada bilgisayarım olmadığı için, imkanım olmadığı için İsviçre'ye dönünce onları programda birleştirip size ileteceğim. Söz.
Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok değerli insanlarsınız. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Beni takip ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için. Herhangi bir sorular olursa yorumlarda yazın bana. Vaktim olduğu kadar, imkanım olduğu kadar, her yerde internet güzel çekmiyor. Bu videoyu da artık herhalde akşama kadar zor yüklerim. Gerçekten çok zor oluyor. İnternetler çok yavaş. Yarıya kadar geliyor, stop yapıyor, devam etmiyor, yeniden başlıyor. Gerçekten çok zor bir durum. Avrupa gibi değil. Bazen elektrikler kesiliyor, elektrikler geliyor. Bu Türkiye, normal buraları. Oldu arkadaşlar, bugün pazartesi, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın. İsviçre'den değil, Türkiye'den Murat, bol bol selamlar, bye bye.